Sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Atlı Spor Kulübü Müdürü Ayşe Danışment ile beraber Türkiye'de bincilik sporu ve Türklerde at kültürü üzerine konuşacağız. Ayşe merhaba, hoş geldin programımıza. Siz de hoş geldiniz kulübümüze. Ayşe, ilk olarak tabii sen ekonomi mezunusun ama sonrasında MBA yerine gitmişsin İngiltere'de British Horse Society'de bincilik eğitimi sertifikanı alıp gelmişsin ve şimdi İstanbul Atlı Spor Kulübü'nün müdürüsün. Senin için bincilik nasıl bir spordur, binciliği nasıl anlatırsın? Bincilik bence dünyaya gelen herkesin tatması gereken bir duygu. Bunu düzenli hobi anlamında yapmak değil ama atın üstüne çıkmak çok ayrı ve çok özel bir his. Ama insanın hayatına da yerleştirebilmesi şanslı azınlığın sahip olduğu bir imkan diye düşünüyorum. Binicilikte bence benim kendi tecrübelerime dayanarak söyleyebileceğim yegane şey atla olan ilişkinin aslında hayatın kendisiyle birebir olması. Yani ata ne verirsen onu geri alıyorsun. Müthiş bir hayat dersi oluyor bu. Ona duygusal bağlamda nasıl yaklaşırsan mutlaka ve mutlaka karşılığını alıyorsun. Aynı şekilde ne kadar çalışırsan, varmaya çalıştığın hedefin için ne kadar uğraşırsan mutlaka karşılığını alıyorsun ve mutlaka bir denge var. İster günlük hayatta olsun, ister çalışması sırasında olsun, ister ahırda yediği yemeğinden o gün ona yaptırdığın egzersize kadar her şey birbirine bir uyum içinde ve önceden planlayarak gitmesi gerekiyor ki belki de mutlu ve huzurlu bir yaşam da bundan geçiyor. Aslında senin bir röportajında okumuştum. Senin İngiltere'de eğitim gördüğün süreçte şey demişsin, yılbaşlarında atlara pasta yapıp veriyorlar. Ama Türkiye'de bu şekilde bir hani at bilinci, at kültürü ne yazık ki yok. İnsanlar yani at sahipleri atlarına bu şekilde davranmıyor. Aslında Türklerde de at kültürü çok çok eski yıllara kadar dayanıyor ama sen nasıl anlatırsın? O süreç hani yıllar içerisinde nasıl gelişti? Şu anda insanların ata bakış açısı nasıl? Şöyle, o röportaja kadar benim atçılığa dair gördüğüm şey, İstanbul'da benim de bu sporu yaptığım dönemde atlar bu sporun bir aracıydı aslında. İngiltere'ye gittiğimde gördüm ki, gerçi oranın yaşam tarzıyla da ilgisi var. Avrupa'nın birçok ülkesinde böyle. İnsanlar arka bahçelerinde kedi köpek besler gibi at besliyorlar. Dolayısıyla onların spor hedefinden ziyade ailenin bir birey kıvamında bir yaşam sürüyorlar. O yüzden çok şaşırmıştım ben. Çünkü benim bugüne kadar yani o güne kadar gördüğüm atçılık sadece ve sadece spor içindi. İşte yarışmaya katılmak, daha yüksek engel atlamak, işte şampiyonaya gitmek, şehir dışındaki bilmem neye girmek, milli takıma seçilmek. Bir tek bu hedefler vardı. İngiltere'deki çok şaşırmıştım. Gerçekten atın doğum günü hatırlanıyor. Yok atın komşusundan yine o ata güya kart yazılıyor. Aslında annelerin bebekleri çocukları için takındığı bir tavırdı bu. Gerçekten gibi bir birey gibi. Evet, bir birey gibiydi. Fakat tabii ki diğer yandan da hani soyumuzda Türklerin değişmez parçası atlar var. Biraz geçmişe dönüp o zamana o zamanı düşündüğümde yine atlar Türkler için vazgeçilmez bir araç olmuşlar. Dolayısıyla onlar için de bir ailenin parçası haline gelmiş ama sanırım biraz daha az duygusal bağlarla olmuş. Yani olmazsa olmaz mutlaka bir sağlam at olsun ama o sağlam at yolda sakatlanırsa öbür at gelsin. Ama at olsun gibi bir mantık varmış sanki. Tabii o geçmişte biraz zor koşulların da getirdiği tabii şeyler. Ama tabii ki bin bir tane de hikayemiz var. Vazgeçilmez at ve sahipleri hikayeleri var. Türkler için de sadece yabancılarla kısıtlamanın anlamı yok. Türkler için de vazgeçilmez birer parçalar. Tabii hangi amaçla atlarla bir arada olduğumuza göre de değişiyor bu. Peki atlarda bincilik eğitimleri konusuna gelirsek, iş sektöründe olanlar için bu eğitimlerden nasıl bahsedebilirsin? Mesela şu anda iş sektöründe olanlar hiçbir şekilde atı bilmiyorlar. Bincilik konusunda hiçbir şekilde fikirleri yok ve ata başlamak istiyorlar, at binmeye başlamak istiyorlar. Neler yapmaları gerekiyor ve sence bir hani yaş sınırı var mıdır? Ne kadar süre içerisinde birey tek başına ata binmeye başlayabilir? Neler söyleyebilirsin? Öncelikle söylemek istediğim şey ofis çalışanları için burası
ata binmek için olmasa bile mutlaka uğranabilecek bir yer. Gelsinler, çayımızı içsinler, sadece etrafı izlesinler. Burada atların yanında kenardaki sandalyede oturuyor olmak bile o ofis hayatından insanı çok uzak diyarlara götürüyor. Üyelerimiz arasında da bir dolu ciddi şirkette çalışan ve ağır sorumluluklar altında ofis işlerini götüren kişiler var. Ve hepimizin eninde sonunda kaçış noktası burası oluyor. Sorunuza gelince özetle ata binebilmek için iki ayağın üzerinde sağlam durmak yetiyor. Ve birazcık da yürek olması gerekiyor işin doğrusu. Çünkü ata binerim çok kolay çok basit deyip de atın üstüne o yüksekliğe çıkınca böyle bir yani insana küçük bir korku gelebiliyor. Bu sporla ilgilenen kişiler nasıl bu işe ilk adım atabilir onu konuşmak gerekirse sadece ve sadece buraya gelmeden evvel bir binicilik dersi için rezervasyon yaptırmaları yeterli. Dünyada neredeyse her kulüpte olduğu gibi pazartesi hariç her gün açığız. Pazartesileri binicilik sporunun milli dinlenme günü. Pazartesi dışında gelindi randevunuzu aldıktan sonra hocanın eşliğinde biniş seviyenize, boyunuza, posunuza oranla uygun bir atla ilk dersinize başlıyorsunuz. İstanbul At Spor Kulübü olarak birinci öncelik verdiğimiz konu bu işin güvenli yapılıyor olması. Her ne kadar o kişi çok hevesli olsa da en hızlı atı vermiyoruz veya her... Tabii. Ne kadar o kişi bu işi çok iyi bildiğini iddia etse de bir hani hoca gözetiminde emin adımlarla ilerliyoruz. Dersler 45 dakika ile 1 saat arası sürüyor. Temel malzemeler tok dediğimiz kafayı koruyan kask kulüp hocası tarafından temin ediliyor. Hı hı. Gerekiyorsa bir çizme veya çeps dediğimiz ayakkabının üzerine takılan bir tozluk gibi bir parça veriliyor. Ve kişiye bağlı olarak ilerleme kat ediliyor. Kimi insan, ki çoğu insan, çünkü aslında çok doğal ve dengeye bağlı bir iş her sporda olduğu gibi, birinci dersinin sonunda atını alıp dümdüz koşturabiliyor. Ama bu öyle bir spor ki öğrenmek, kendini geliştirmek bitmiyor. Yani tabii. Aramızda bir dolu milli sporcumuz var, binicimiz var. Ama hala büyük hocalar geldiğinde ders alıp kendilerini, bilgilerini, atlarını yenilemek, geliştirmek adına öğrenmeye devam ediyorlar. Daha evvel de söylediğim gibi müthiş bir kombinasyon silsilesi bu. Çünkü bir gün atın huzurlu oluyor, ertesi gün atın tutuk oluyor, bir sonraki gün hava yağmurlu oluyor, o gün sen mutsuz oluyorsun veya hevesli oluyorsun. Hepsinin bir arada olduğu kombinasyonu bir kere daha bulmak çok zor aslında. Çok zor, doğru. Dolayısıyla ders almak da böyle. İkinci derste mutlaka şu hareket öğretilir diye bir sınıflandırma yapamıyoruz. Bu kişiye bağlı olarak kendi kendine gelişen bir spor. Şimdi aslında pek çok sporda da şey var. Çok küçük yaşlarda başlanıldığı takdirde önemli yarışmalara katılabilir hani sporcular. Peki binicilikte böyle bir şey var mı? Geç yaşta başlasa bile yıl sonunda veya belli dönemlerde yapılan binicilik yarışmalarına katılabiliyor mu peki kişi? Ben inanıyorum ki hayatta isteyip de başarılamayacak hiçbir şey yok. Eğer kişi bu işe 40 yaşında başlamış da olsa yeterli vakti ve maddi desteği yani doğru atı ve doğru malzemeyi sağladığı sürece evet 3 ay sonra ilk yarışına girebilecek kıvama gelir. Ama ne yazık ki hani şehir hayatı koşulları ve daha diğer bir dolu faktör yüzünden bu kadar çabuk gelişme olmuyor. Ama ben kendi üyelerimiz arasından da biliyorum ki bir dolu insan 30'lu yaşlarından sonra yani üniversiteden sonra ilk iş tecrübesinin bittiği dönemde diyeceğim. Bu işe heves edip sonra da bunu düzenli olarak yapan insanlar var ki kimileri lisanslarını alıp ufak ufak yarışmada koşmaya başlıyorlar. Dediğiniz gibi her sporda olduğu gibi ne kadar küçük yaşta başlanırsa o emekleme iyi. Adımları çok daha evvel kat edilmiş oluyor ve hani şampiyonlarda iddialı isim haline gelmek daha mümkün oluyor. Ama 30-40 yaşında da başlanabilir bu işe. 50-60 yaşında da başlanabilir. Bir üyemiz var ki şu anda 77 yaşında ve hala geliyor düzenli bir şekilde atına biniyor. Kendi çapında biniyor. Sakin ve yavaş biniyor. Ama her gün yaptığı bu parçadan vazgeçmiyor.